The worst is yet to come. I'm sorry to say that, but with this kind of environment and condition, we fear the worst. And that's why we have to bring our acts together and fight this dangerous virus together. Dünya aylardır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Bugüne kadar COVID-19'dan küresel ölçekte neredeyse 16 milyon kişi enfekte oldu, 600 bini aşkın kişi ise hayatını kaybetti. 31 Aralık'ta Çin'de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını birçok alanda köklü değişikliklere neden oldu. Ekonomiden sağlık sektörüne, ulaşımdan eğitim hayatına yeni normal artık yaşamın gerçeği. Bunlar yaşanırken son zamanlarda önemli bir soru akılları kurcalıyor. Koronavirüste ikinci dalga kapıda mı? Aslında dünyayı kasıp kavuran salgında birçok ülkede COVID-19 vaka sayılarında zirve noktasına ulaşılmıştı. Alınan sıkı önlemler sayesinde ise vaka ve ölüm sayılarında düşüş trendi görüldü. Çin, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail ve Türkiye. Çok geçmeden birçok ülkede COVID-19'dan enfekte kişi sayısında artış eğilimi yeniden başladı. Bu da salgında ikinci dalganın yaşandığı tartışmalarını gündeme getirdi. Aslında uzmanların koronavirüs pandemisi için üzerinde mutabık kaldıkları bir ikinci dalga tanımı yok. Hatta bu pandeminin dalgalar şeklinde ilerleyeceğine dair kesin bir bilgi de yok. Sosyal müdahalelerle düşen vaka sayılarının ardından tedbirler gevşetilince yaşanan artış ikinci dalga olarak nitelendiriliyor. Ancak uzmanlara göre durum farklı. Birinci dalga dediğimiz şey zaten dümdüz çizgi değil. Dalgalanmalarla giden bir çizgi. Ve henüz dünyada birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok. Çünkü birinci dalganın bitmesi demek sıfır vakaya inmektir. Salgına yönelik yapılan sosyal müdahaleler artış eğilimini geçici bir süre yavaşlatsa da hiçbir ülkede vaka sayısı doğal olarak sıfırlanmadı. Bizim yaşadığımız dalga sosyal müdahalelerin etkisiyle oluşmuş bir dalga. Virüsün kendi doğal özellikleriyle tüm toplumdan geçerek oluşturduğu bir dalga değil. Biz bazı sosyal müdahaleler yaptık, kısıtladık virüsün yayılımını ve virüs ilk vaka eğrisi aşağı doğru çizmeye başladı. 1918'deki İspanyol gribinden bu yana dünyada COVID-19 pandemisinde olduğu gibi bu ölçüde geniş bir kitleye böylesi ölümcül bir virüs yayılmadı. Dolayısıyla insanlığın salgınlar konusundaki tecrübesi sınırlı. Bu nedenle bilim insanları salgındaki dalgalanmalar konusunda 1918 örneğini baz alarak modellemeler yapıyor. Milyonlarca kişinin hayatına mal olan meşhur İspanyol gribi 3 dalga halinde seyretmişti. İkinci dalganın İspanyol gribinde 1918-19'da kullanılmış sadece. O dönemde Mayıs'tan sonra vakalar sıfırlanmış. Sonra Ağustos'ta virüs mutasyona uğramış ve çok daha tehlikeli bir şekilde dönmüş. Bu yıkıcı 50 milyon kişi öldüren ikinci dalga ortaya çıkmış. Burada henüz böyle bir olay söz konusu değil. Koronavirüsle influenza virüsü arasında benzerlik kuran görüşler yine bir dalgalanmayı yaşayabileceğimizi konusunda uyarıyor. Ama ikisi arasında bir alaka olmadığını, dolayısıyla koronavirüsün SARS-CoV-2'nin tamamen müstakil bir yapıya sahip olduğunu ve mutasyon geçirip geçirmeyeceğini, sezonluk bir dolaşıma girip girmeyeceğini bilmediğimiz için de böyle bir varsayımın ve bu varsayıma dayalı olarak da gelecek planı yapmanın çok mantıklı olmadığını söyleyenler de var. The worst is yet to come. Peki Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü salgında henüz en kötünün görülmediğine ilişkin ifadeleriyle ne anlatmak istiyor? Bu sorunun cevabı COVID-19'un nasıl son bulabileceğiyle yakından ilgili. Salgının sona ermesi 3 yolla mümkün. Bunlardan biri toplumsal bağışıklığın kazanılması. Ancak bunun hızı alınan tedbirlerle ters orantılı. Yani insanlar ne kadar dikkat ederse toplumsal bağışıklık o kadar geç elde ediliyor. Gördük ki bu rakamlarla, yani Türkiye'de her gün 1000 civarında vaka görürse aşağı yukarı 11 yılda gelişebiliyor toplumsal bağışıklık.
11 yılda zaten şu anda bağışık hale gelen insanların belki de önemli bir kısmı bağışıklığı kaybetmeye başlayacak. Yani dolayısıyla toplumsal bağışıklıkta bu salgının bitmesi mümkün değil. Salgını bitirebilecek bir diğer olasılık aşının bulunması. Ancak belli oranlarda koruyuculuğu olan bir aşı üretilse dahi salgını tamamen bitirebilecek aşılamanın yakın gelecekte geliştirilmesi zor görünüyor. RNA virüslerine karşı bir aşı bugüne kadar üretilmemiş. Örneğin HIV virüsüne karşı bir aşı hala üretilmemiş durumda ve o gün bugündür de çalışılıyor. Yani dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü aşı fikrini de artık daha az dillendiriyor. Son olaraksa COVID-19 salgınının son bulması virüsün formunda oluşabilecek bir değişimle mümkün. Yani virüs mutasyona uğrarsa ve bulaşma hızıyla öldürücülüğü azalırsa salgın en kısa sürede son bulabilir. Bu durumda COVID-19 toplumda grip virüsü gibi bulunmaya devam etse de salgın özelliğini yitirecek. Tüm ihtimaller değerlendirildiğinde bilim insanları salgının 2 ila 5 yıl arasında biteceğini iddia ediyor. Bu süreçte karşılaşılabilecek en kötü senaryo ise virüsün mutasyona uğrayıp daha bulaşıcı hale gelmesi. Ancak uzmanlara göre bu ihtimal oldukça zayıf. Yani virüste mutasyon deyince virüsü zayıflatacak bir mutasyonun olma ihtimali, virüsü daha güçlendirecek bir mutasyonun ihtimalinden yüzlerce kat daha fazladır. COVID-19 salgınında önümüzdeki süreçte ne olacağını kestirmek güç. Bu nedenle salgın tamamen sonlanana kadar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi yüksek derecede önem arz ediyor.